E, tabii güzel de bir yayın oldu. Kendisini de tebrik ediyorum. Yunan gazeteciden de orada e, atmosferi, oradaki e, durumla ilgili son bilgileri de aldık. Şimdi hemen e, Yusuf Kenan Çalık'la başlamak istiyorum. Bıraktığımız yerden devam edelim. Altay'dan mı? Hayır. 103 golden. Güzel şeylerden başlayalım bence önce bir. E, 103 gollük rekor mesela seni heyecanlandırıyor mu? Acaba bu sezon evet olabilir diyor musun? Bu takım bunu vaat ediyor mu? Yani takımın vaat ettiği güzel şeyler var. Onu söylerim. İlk olarak Fenerbahçe DNA'sına geri döndü. Fenerbahçe iyi futbol oynayan, kaliteli futbol oynayan, taraftarını eğlendiren, mümkün olduğu kadar keyif veren bir futbol oynamamıştı çok uzun süredir Doğru. ve bunu tekrar kazandı. Belki son Zico döneminde bir de Ersun Yanal'ın sezonunda Fenerbahçe taraftarı oynanan futboldan keyif alıyordu. Çok uzun süredir böyle bir keyif yoktu. Neticeyi de alamayınca ister istemez büyük bir sıkıntı doğuyordu. bugün elde edilen sonuçlar, atılan goller tabii ki hafızalarda ister istemez şeyi 103 gollük rekoru hatırlatıyor. Bu rekor ilk hedef mi şu an Fenerbahçe açısından? Taraftar açısından belki öyle bir hedef olabilir ama Jorge gol saydığını açıkçası <laughs> düşünmüyorum. Ama 2.5 gol, 2.6 gol ortalamasıyla kalan haftalarda giderse Fenerbahçe aşağı yukarı bu gol barajına ulaşmış oluyor. Bu yapılabilir mi? Yani bugünkü görüntüye bakarsak yapılabilir. İki maçta gol atamadı. Bir Beşiktaş, bir de Konya mücadelesinde. Yani iki maçta gol atmadan buraya kadar geldi 25 golle. Onu da hatırlamak lazım. Her maç e, gol atan bir takımdan bahsetmiyoruz. Eğer bu ritimle devam ederse evet geçme ihtimali var. Bu heyecanlandırıyor mu? Bence Fenerbahçe taraftarını şu an heyecanlandıran tek hedef var. Süper Lig'de şampiyonluk. E, o şampiyonluğun yanı sıra, yani şampiyon, olası şampiyonluğun yanı sıra Heyecanlandıran bir oyun var. Bir teknik direktör var. Oyuncu kadrosuna bakarsak herkes neredeyse formda ve katkı veriyor. İrfan Can Eğribayat haricinde her oyuncuyu denedi. İlk hı hı. 11'de de oynattı. Gol yollarına bakacak olursak ligde 12 farklı isimden katkı almış. Totalde diğer Avrupa maçlarıyla birlikte 18 isimden verim almış bir Fenerbahçe var. Daha ne isteyebilir bir takım taraftarı? Takımının iyi oynamasını, kaliteli futbolu sergilemesini. Şampiyonluk meselesi bambaşka bir konu. Evet. Çünkü az, uzun gol uzun yemesini var. Diye, az gol yemesini diye de ekleyebiliriz değil mi? Çünkü bu son ıı, maça kadar herhalde evet. öyle olurdu diye düşünüyorum. Karagümrük mücadelesinde kim e, maçtan önce Karagümrük Kadıköy'de 4 gol atar e, diyebilirdi. Kimse söylemezdi. Ama burada Fenerbahçe'nin de hataları var savunma açısından. Hem bireysel hem takım savunması. Ama bunlara da önlem alınacaktır. Şimdi 4 gol yerken 5 gol atarak kazanmak hem oyuncuya özgüven aşılıyor hem de rakipleri açısından. Çünkü yani maçı takip ediyorsunuz Fenerbahçe maçını. 10 dakika kalmış. Skor 4-4. Fenerbahçe puan kaybetti diye düşünebilir e, rakibi ama öyle olmuyor. 90 artıda da yine Bachwein golüyle bir de o da önemli. Caner'in bozduğu olsaydı. Evet Caner'in bozduğu oldu. Ama Caner'in kariyeri herhalde böyle özetleyebiliriz Caner'in yıllardır yüzde yaşadığı sıkıntı onun. 30'luk bölümü Hücum yapan takımın hücumuna bakıp yan hakeme dönüp elini kaldırıp offside çalınmadığında veya bayrak kalkmadığında yan hakeme isyan edip koşmak da geçti. Yani o yüzden şaşırmadık diyoruz yani herhalde. Alıştığımız Hadi. bir görüntü. Hatta sen hatırlarsın Napoli Beşiktaş mücadelesinde Kaldırdı. deplasmanda 8-9 metrelik bir offsideyi bozmuştu. Napoli ilk golü atmıştı. Yani birçok maçta yaptı. Caner'in savunmacı olmadığı için yani özünde böyle hataları oluyor. O yüzden. Burada net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Gol rekoru bir hedef mi Fenerbahçe açısından? Belki Nisan ayına geliriz çok yaklaşılır. Şampiyonluk yarışında da işler iyi giderse daha net bir hedef olabilir ama bugünden bunu konuşmak bence çok Fenerbahçe'nin hedefleri arasında değil. Peki. Şimdi o zaman Altay konusuna da geleceğim ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu Fenerbahçe'nin 103 gollük rekoru kırma şansı nedir Sercan Dikmen? Ya bu takım içerisinde konuşulmuyordur zaten ama Onur abi Şampiyonluk yolunda ekstra evet, şampiyonluk konuşulur takım içerisinde ama acaba camia içinde, medya içinde, taraftarların kendi arasında konuşurken 103 golü düşünmesi bile aslında Fenerbahçe'nin nasıl bir hava yakaladığını gösteriyor. Tabii. bu Böyle bir hava içerisinde bunların konuşulması güzel bence. Hiçbir negatif ortam oluşturacak bir şey de yok bunda. Hı. Ne güzel demek ki... Işte... Belki takımı daha da ileri taşıyacak bir tabii, şey. tabii, daha motive tabii. edecek bir yerli şey. Yerli oyuncular farkındadır. Yabancı oyunculara da zaten söylüyorlardır ama... Bu konuşulması camianın nasıl bir havada olduğunu gösteriyor. Yusuf Kenan Çalık az önce o son işte iyi futbol oynanan yılları söylerken çok az bir iki tane Doğru. sezon hatırlıyoruz. Aynen öyle. Ve artık bu sezonu ekleyebiliyoruz. Hı hı. Fenerbahçe taraftarı o kadar aç ki şampiyonla başarıya veya o kadar aç ki bunların konuşulması gayet normal. Yani yakalayabilir mi? Bilmiyorum yani hiç düşünmedim. Yakalayabilir işte senin ifade ettiğin gibi. Eğer 2 nokta bilmem ne 2.6 galiba. 2.6'yı yakalarsa olur ama çok da aslında böyle Fenerbahçe taraftarı demiyordur ki şampiyon olmayalım ama 103 öyle bir şey yoktur. Şampiyon olsun eğer yanında bir de 103 golü geçerse unut, unutamayacağı Fenerbahçe'nin bir sezon olur. Pastanın çileği gibi Tabii, olur. evet. Şimdi 8 maç oynadı Fenerbahçe birini bay geçti 25 gol attı. Yani 3 golden fazla şu anda ortalaması. 10 da ee, 10 10 tane 7 ama şu anda yediklerin bak sürekli... E, hayır şey, hayır. <laughs> ta, hayır Yusuf Kenan demedi mi? E, <laughs> demedi değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bak senden destek bekledim. Hoş geldin bekledi. bizim programımıza. <laughs> <abi>. Demiş olabilirim <onu gülüyor> ama. Sen demedi mi? Fenerbahçe'nin oyunu beğenmiyorum <laughs> diye. Şaka yapıyorum bu arada. Peki. Peki. Ama pozisyon verdiğini Yok, söylemeye şey çalışıyorum. Evet. Ona geleceğiz. Defans konularına. Sağ ol bahsetti. Evet. Ee, 103 gollük rekoru kırdığı dönemde 8 maçta 18 gol atmış. Yani şu anda ortalama daha fazla. 25 gole 18 gol. E ee, Emre Kaplan sen ne düşünüyorsun Fenerbahçe'nin bu durumu ile ilgili? Abi bu yani konuşulması, dillendirilmesi Sercan'ın dediği <laughs> gibi güzel bir şey, pozitif bir şey. Fenerbahçelilerin özlem duyduğu bir şey. Olumlu şeylerden bahsetmek. Çünkü biz son yıllarda bu haftalara gelindiğinde artık yavaş yavaş artık 9. 10. haftadan itibaren Fenerbahçe camiasının biraz daha sağ dışı konulara yöneldiğini görüyorduk. Çünkü sağ içinde bir şey görülemiyordu. Bu Fenerbahçe adına o Kadıköy'de maç izlemeye giden taraftarlar adına güzel bir şey. Kırılır mı? Kırılmaz. 103 gollük rekorun ben kırılabileceğini düşünmüyorum. Yani kırılmaz evet, diyorsun. Şu an sayısal olarak, ortalama olarak baktığımızda 2.6 çok ulaşılamayacak bir şey gibi gözükmüyor ama yani ligin başındaki durumlar, şu ana kadar Fenerbahçe'nin oynadığı rakipler iki tane gol atamadığı maç var diyoruz. Biri Beşiktaş, biri Konyaspor. En zaten baktığımızda kağıt üstünde de en zor gözüken maçlardı. Çok kolay bir şey değil ama dillendirilmesine de hiçbir sakınca yok tabii ki. Ek yapayım mı? Tabii ki. 2.37 gol beklentisi Fenerbahçe'nin komparisine göre attığı 3.13 ortalama. Yani gol ürettiği gol beklentisinin neredeyse bir gol üstünde ortalamayla seyrediyor. O yüzden çok sürdürülebilir bir şey e değil tabii. Evet, Emre'yi de destekleyen bir durum. Evet rekor belki çok ulaşılabilir bir rekor değil. Futbol açısından da ikinci devre çok daha çetin geçecek. Çünkü 4 takım düşecek. Onu bir kez daha hatırlatalım. Bu sezon Tabii. düşme hattında da çok ciddi bir rekabet söz konusu olacak. O yüzden e, sezon başında bunlar kolay rakip, bunları yenmek çok kolay denilen her, her galibiyette rakip takım taraftarı zaten takım değiller. galibiyet almak kolay diye eleştirdiği bütün takımlar ikinci devrede kendi takımlarından da puan alabiliyor. Tam Doğru. tersine dönüyor hatta. Evet. evet. Şimdi aklıma şu da geldi hemen not aldım unutmayayım diye. Fenerbahçe'nin en son şampiyon olduğu sezon ileri ucunda dört tane çok formda isim vardı. Hı hı. Kite, Emenike, Vebo, Sof. 50 gol barajını galiba bu 4'ü açm açmıştı. Şu anda da Batshuayi, Valencia, King, Pedro. 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 Bu dörtlü bana o dörtlüyü de biraz andırıyor sanki. Yani 4 iyi hücumcuyla... E ben sanki bu sezonu o sezona biraz e, benzettim. Oyun olarak benzediğini söyleyemem ama evet kadro yapılanması açısından öyle söyleyebiliriz herhalde. Hücum hattının en geniş olduğu sezonu yaşadığını dile getirmek hatalı olmaz. Çünkü e, Vedat'tan sonra, e, Muriç'ten sonra forvet bulmakta, kaliteli forvet bulmaktan bahsetmiyorum ama takımına, oyununa uygun forvet bulmakta zorlanmıştı Fenerbahçe. Geçen sezon Serdar Dursun'un çok olağanüstü bir performansı var. Lig özelinde 15 gol attı. Ama nihayetinde bu kadar kaliteli bir rotasyona sahip değildi Fenerbahçe. E, gol rekorunu desteklemek açısından da Ersun Yanal sezonu hep çok ofansif Fenerbahçe. İşte sen de örneğini verdin. A, i̇nanılmaz ofansif oynuyor. Çok iyi, çok kaliteli bir futbol oynuyor. Denilen sezonda bu gol rekoru hiç dile, dillendirilmemişti. Yani öyle ifade etmek lazım. Çok uzak bir hı hı. rakamdan bahsediyoruz. O nedenle evet takım rotasyonu forvet rotasyonu olarak benziyor. Ama oyun olarak bence şu da çok önemli. O sezon bu kadar e, çeşitli isimlerden gol verimi sağlamamıştı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından birisi buydu. Bir tane ortalama 10-15 gol atan oyuncusu vardı ama kenar forvetlerinden orta sahadan bu kadar verim aldığı bir sezon olmamıştı. Geçen sene biraz zayt destek verdi buna. E, bunu da yakalamış olması tabii Fenerbahçe'nin seyir keyfini artırıyor. Öyle ifade edebilirim.